Bazen bir şeyler yapmak için, eyleme geçmek için motivasyon bulmakta güçlük çekiyorum ve biliyorum ki bu sadece benim problemim değil. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal ve bugün bir sürede yapamadığım e, gelin konuşalım konseptiyle bir video ile karşınıza çıkmak istedim ve böylece çıkıyorum. Yorumlarda sizler de fikirlerinizi paylaşacaksınız. Ee, ancak konumuz şu. Bir şeyler yapmak için motivasyon bulmak, motive olmak. Ee, çoğu zaman yaptığımız şeyleri niye yaptığımız sorguluyoruz vesaire. Bu insan olmanın getirdiği bir şey ve siz de zaten bunu gayet iyi anlayabiliyorsunuzdur. Ama bir şey yapmaya bizi iten ne ve o iten şeyi bulmak kolay mı, değil mi? Nasıl bulunur? konularda birazcık böyle bir e, şey konusunu yani bir sıkıntılı olduğum bir konuydu. Üzerine düşünüyordum. Böyle bir video ile karşınıza çıkayım e, istedim ki sizden de belki gayet e, güzel geri dönüşler alabilirim. İşime yarayan ipuçları yakalayabilirim. Şimdi bir şeyler aslında bakarsanız kötü kötü manada kullanılan bir laf var. İşte yapmak yapmış olmak için yapmak falan diye. Hani baştan sağma yapanları vesaireyle konuşuluyor ama ben birazcık bunu düşündüğüm zaman yaptığım şeylerde olumlu bir itici güç olarak da var olduğunu fark ettim. Şunu demeye çalışıyorum kimi zaman evet yorgun oluyorum, Argın oluyorum. İşte işten eve geldiğim zaman sadece dinlenmek, bir düşüm alıp yatmak istiyorum belki vesaire ama e, yine de kendimi bir YouTube videosu bulurken, oynarken e, ya da YouTube videosu oynarken ne ya, YouTube videosu çekerken, bir oyun oynarken, yeni bir oyunu denerken ya da işte video için e, hazırlık yaparken bulabiliyorum. Bunu niye yapıyorum? E, ya pek çok tabii bir sebebi var ama aslında bakarsanız bir yerde tek yapmak istediğim gidip YouTube uyumakken uyumayıp kalkıp bunu yapıyor olmamın arkasında birazcık yapmış olmak için yapma e, isteği var. Çünkü bazen eyleme geçmek için hani herhangi bir şeyi beklediğinizde ama şu olsun da, şu geçsin de, dur biraz dinleneyim de vesaire dediğiniz zaman gerçekten de bir şey üretmekten, bir şey e, yapmaktan kendinizi alıkoyuyorsunuz ve bir türlü bir şeyler gerçekleşemeyebiliyor. En basit örneği dün yayınladığım, e, cumartesi günü yayınladığım video. Kanal boş kalmasın diye bir video çektim ya yani da yazdım kanal boş kalmasın diye video diye. Aslında bakarsanız tam olarak öyle değildi. Gerçekten de bu yoğun geçen 10 günü anlatmak için yapmıştım ama e, esasen gerçekten de oturup dinlenmek istediğim bir günde e, oturup o videoyu çektim. Bunun sebebi birazcık hakikaten de kanal boş kalmasın. Evet o yanı vesaire de var ama ondan da ziyade o gün o videoyu yapmasam muhtemelen o gün tamamen boş geçecekti ve siz ya bir süre daha benden haber alamamış olacaktınız. Belki çok umurunuzda değil ama ben de açıkçası birazcık belki tembelliğe alışmış olacaktım. Ve belki bir sonraki videoyu belki de bu videoyu da çekmeyecektim. ama dinlenmişken devam edeyim diye. Çünkü bu böyle bir sarmaldır. Ee, hepinizin başından da geçmiştir. İnsan tembellik yaptıkça o tembelliğe de alışır. Dolayısıyla en başta söylediğim şey. Yani yapmış olmak için yapmak her zaman öyle çok da kötü bir şey değildir. Gibi geliyor bana. Hiç yapmamaktan her zaman iyidir gibi de bir şey de söylenebilir. Peki motivasyon. Ee, motive olmak için mesela... Ya, Rafa kaldırdığım şeylerden bahsetmiştim ne derler onun adına fikirlerden bahsetmiştim. Bu kanalda yaptığım Argo serisi vardı. Sonradan e, onu durdurdum. Daha iyi bir biçimde yapmaya karar verdim ve hala aklımda fikirler var ama bir türlü o e, istediğim, olmasını istediğim koşulları oluşturamadığım ve daha iyi fikirler bulamadığım vesaire için e, sebepleriyle, bu sebeplerle o, e, o seri rafa katmış oldu ve hala nasıl yapacağıma dair çok da bir fikrim yok. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Eninde sonunda bir gün belki tekrardan karşınıza çıkacak ama bir türlü şu an çıkabilmiş değil. Rafa kaldırdığınız fikirleri Artık hani belki çok da yapacak bir şey yok. Gerçekten de bir takım şeylerin gerçekleşmesi, şartlar olgunlaşmadan bazı şeyler yapamamak da mümkün sonuç itibariyle. Her zaman şeyde yürümeyebilir, sırf yapmış olmak için yapmak fikri de yürümüyor olabilir. Ancak yapmış olmak için yapmak hissinin işlediği konumlarda da bu fırsatı kaçırmamakta yarar var. Çünkü her şeyden ziyade tembellik yapmaktan, boş oturmaktan ya da ne bileyim bir şey üretmeden durmaktansa herhangi bir şey yapmış olmanın getirdiği o artık ona huzur mu demek lazım, mutluluk mu demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum ama onun yarattığı içinizdeki o his en net hani insanı bir şey yapmaya iten güç olabilir gibi geliyor. Belki de motivasyonu biraz buradan olmak, bulmak gerekiyor. Dolayısıyla belki de kendi kendimi anlamak için başladığım bu videoda size verebileceğim bir tavsiye haline gelecek belki bu ama gerçekten de bazen bazı şeyleri sırf yapmış olmak için yapın. Boş durmaktansa yapın. İyi olsun, kötü olsun fark etmez. Ee, çok da önemli değil. Burada bin tane kötü video var. Bu da onlardan bir tanesi oluyor gibi hissediyorum bir yandan anlattıkça ama e, önemli olan o değil. Sonuç itibariyle bir şey yapıp bunu sunmak, dünyayla paylaşmak ya da belki de dünyayla paylaşmak niye birdenbire bu kadar büyük ölçekli düşünün çok önemli değil. Genelde dünyanın umurunda değil çünkü ne yap, neler yaptın ama yakın çevrenize paylaşmak ya da sadece kendinizi kendinize anlatmak. Yani benim yaptığım bu iş üzerinden gidiyorum ama çok başka bir şey de yapıyor olabilirsiniz. Sadece kendinizi kendinize göstermek için de bir şeyler yapıyor olabiliyorsunuz. Ama özünde yapmak en birinci, en temel ve sizi eylemi iten e, ilk güç olabiliyor ve Dolayısıyla da belki de üşenmeden kalkıp ertelemeden bir şeyler yapmakta yer var. Ki ulan konuştukça aynı şeyleri tekrarladıkça aslında bakarsanız daha da mantıklı geliyor. Bir şeyi 40 kere söylerseniz gerçekten de oluyor gibi algıda algı da bende şu an oluşmuş oldu. Neyse. Ee, gelin konuşalım. Konsepti olduğunu bunu unutmayın. Konudaydaki fikirlerinizi de yorumlara yine yazın ki bunu paylaşalım. Bunun dışında bir de eyleme geçmiş olmanın yani yapmış olmanın getirdiği bir şey daha var. Bunu özellikle latince olan bu cümleyi ee, Rick and Morty'de ben de görmüştüm. Çok efsanevi bir bölümünün sonunda. Acta non verba yani e, ee, konuşma, eyleme geç diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir şey. Sonuçta hepimiz yani bugün burada işte 28 e yakın takipçi var. Bu videoyu 2000 3000 kişi falan izler. Taş çatlasın. Her birini karşımda alsam ve sorsam ne yapmak istiyorsunuz diye anlatabilirsiniz. Saatlerce anlatabilirsiniz. Herkesin gerçekten uzun uzun anlatabileceği projeleri, planları vesaireleri var. Ama pek yani esas az olan şey ne biliyor musunuz? Bu hikaye yani hikaye değil de bu e, fikirleri, projeleri anlatan insanların bunu nasıl hayata geçireceksin, bunun için ne yapıyorsun, ne, ne konuda e, hareket ediyorsun, planın nedir diye sorduğunuz zaman genelde bir yanıt veremiyor olması. Yanıt verebilen insanların sayısı az. Bunu kırmak gerekiyor belki de. Herkesin anlatabileceği hikayesi varken bunu hayata geçirmek için gerçekten çok az insanın planı varsa ya da bu konuda çok az insan bir şey yapıyorsa eyleme geçmekle alakalı bir sıkıntı vardır ve bu eyleme geçmek konusunda da en büyük problem genelde motivasyon oluyor. Niye yapayım ki, nasıl yapayım ki, ben beceremem ki gibi kendilerine, kendimize yaptığımız daha doğrusu telkinlerden ...telkinlerle beraber eyleme geçecek gücü kendimizde bulamamakla alakalı oluyor. Ve orada belki bir kere daha yapmak için yapmak mantığını devreye sokup harekete geçmek gerekiyor. Bilmiyorum daha nasıl anlatabilirim bunu. Ben de şu an bayağı konuştukça e, fikir oluşuyor benim de kafamda. Dolayısıyla şu an bayağı saçmalıyor gibi gelebilirim ama... Dur bakalım. Video kurgusundan ne çıkacak? Evet ya bunları söylemek istedim özellikle ve... ...birazcık da aslında bakarsanız size anlatırken kendimi de itmek istedim. Çünkü yani... Ya bu hep aynı şeye de geliyor ya. Bu işe aslında bakarsanız niçin yapıyoruz? Yani şu işi şu anda ben e, benim şu an size bir video çekip bu şekilde gebeliğe geveleye bir şey anlatıyor, e, oluşumu niçin yapıyorum? Çok bir fikrim ne yalan söyleyeyim. Hani çoğu zaman yok en azından. Galiba yani para kaz kazandığım para için yapmıyorsun bunu. Çünkü kazandığım para 3 kuruş para. Yani hani hayatın geçirecek, geçindirecek, geçindirecek bir para değil. Ki çoğu zaman videodan, e, videolardan doğrusu hani e, reklamı bile izlenmiyor ki para gelsin. O ayrı bir mesele. Efendim efendim söyleyeyim kariyerime bir yararı oluyor mu? Ben inanmıyorum. Çünkü e, yani ben ya Enis Kirazoğlu bir ekran yüzü ve dolayısıyla onun kendi kanalını yapıyor olması e, ona kariyer olarak da bir artı olabiliyor. ama ya bana sadece insan biriktiriyormuşum gibi geliyor. Ya yani şey açısından, kariyer açısından baktığımda. Yani ne olsa Hani size böyle yalandan bir samimiyet, biz bir aileyiz falan diye sallamasyon laflar söylemeyeceğim. Çünkü yani ne olsa siz ekranın başındaki insansınız, ben de kameranın karşısındaki insanım. Birbirimizi anlayabiliyor olmamız her zaman. Yani ne siz beni tam olarak anlayabilirsiniz ne ben kendimi tam anlatabilirim. Ya da e, ne siz kendinizi tam olarak anlatabilirsiniz ne de ben sizi tam olarak anlayabilirim. Gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun getirdiği biraz böyle bir e, tatminden uzak bir nokta da var bu işte. Ama yine de hani gerçekten de burada bir iletişim kuruyor olmanın getirdiği şey var ve onun kıymetini biliyorum. Onu kesinlikle hani göz ardı et, etmeyin. E, o konuda da yanlış anlaşılmak istemem. Ama dediğim gibi bu sonuç itibariyle aradaki bariyerlerden ötürü çok da kişisel olarak evet beni tatmin etmeyen bir iletişim de var aslında bakarsanız. Peki o zaman bunun için de yapmıyorsak ne için yapıyoruz diye düşündüğüm zaman ben gerçekten hani kendim için yapıyorum ya bunu çıkıp kendime anlatabildiğim bir şey var ve hani yapmış olmak için yapıyorum e, ve geri dönüp baktığım zaman işte ya da birileriyle sohbet ederken ya sen de şöyle şöyle şeyler yapıyormuşsun dediği zaman evet ya ben de öyle öyle şeyler yapıyorum diyebildiğim ve bunu anlatabildiğim, bunu anlatırken keyif aldığım bir şey var e, ortada. Dolayısıyla ya bilemiyorum ya yani bütün bu çamaşırları ortaya döküp şöyle bir düşündüğüm zaman da bu videonun içerisinde yani gerçekten de e, yaptığım şeyi yapıyor olmaktan memnun olduğum ve bir şekilde insanlara gösterebileceğim hayat harekete geçtiğimi gösterebileceğim iddia edebileceğim burada e, sizinlerle paylaşabileceğim bir şeylerin oluyor olması sanıyorum ki e, yani en temelde en basit haliyle en çok memnun eden şeylerden bir tanesi Bilmiyorum. bakalım e, laf çok uzadı anlattıkça anlattım konuya nereden girdim nereye çıktım ama her zaman gibi saçmaladığım bir video oldu e, ya en azından izleyen için saçmaladığım bir video olduğunu düşünüyorum bu arada ben yani kişisel olarak Konuştukça biraz daha böyle kafamda bir şeyler oturur gibi oldu, yeni yeni şeyler aklıma geliyormuş gibi oldu. Ama sanıyorum ki e, önemli olan da en azından bu videolarda bu. Bunu bir kere daha hatırlatayım. E, bu gelin konuşalım tarzında bir video. Konu bu konularla alakalı. Siz de aklınıza gelen her şeyi aşağıya yazabilirsiniz. E, her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği de gösterebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Belki de saçmalayacağım başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.